Halit savcı dosyaları devralmış. Vezir'in kuzeninin kurye davasında bir adım bile geri atmadı biliyorsun. Sonuna kadar gitti. Atmaz. Ben vakti zamanında onu ne babaladım, ne rüşvetler verdim. Kabul etmedi. Aran savcı? Aran savcı çağırdı zaten beni olay yerine. Bakalım bir de onun gözünden dinleyelim. Belki bir şey çıkar. Adam kendi yarısını unuttu. Bizim için çalışıyor vallahi. Adem'i de arıyorlarmış. Tabii hala hayattaysa. Tamam, konuşuruz. Şu künye. Rahmetli Cengiz zaten sana verecekti araştırman için. Senin Balıkesir'de bağlantıların vardır. Şu Adem'in yetimhane kaydına bir baktırabilir misin? Güneş'im arıyor, buyurun. Müdür Bey'le görüştüm. Adem Yürekli. Doğum tarihi 14.03.2011 Ayvalık. Annesi doğumdan kısa bir süre sonra çocuk esirgemeye bırakmış. Adı da Zeynep Seven. Zeynep Sever. Seven. Seven. Zeynep. Efendim abi. Adem yanınızda mı? Abi vallahi yeni çıktılar şimdi ya. Arhan savcı bir uğradı. Sağ olsun o. Alevli Adem'i eve bırakacak. Anladım, tamam. Konuşuruz sonra, tamam. İyi. Görüşürüz. Adem! Abi! Abi! Abi peşimdeler abi! Abi! Affet beni deli oğlan. Öyle olmasını istemezdim ama. O şapka niye çıktı? Tak o şapkayı. Abi şapka kafam çok sıkıyor. Hem burada beni kimse göremez. Rahat ol. Olsun, bu gizli vazife değil, biz görev değil. Şapka takılacak. Bak neler geliyor başımıza. Seni tanımamaları lazım. Anlıyor musun? Heh. Bir süre burada yaşayacağız. Karavanda. Sen de karavandan çıkmayacaksın. Ya abi ben burada sıkılırım. Hani Umut abinin yanına gidecektik? Alev ablayı da çok merak ettim ben o günden sonra. Oğlum ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Oğlum bu işin şakası yok. Bu adamlar kötü adamlar. Senin peşindeler. Hatırlamıyor musun? Alev ablana, Cengiz abine neler yaptılar? Oğlum bak, haklısın. Evet. Sıkıcı ama bu işin şakası yok bak. Seni burada saklamamız lazım. Biraz sabret. Hepsi geçecek, her şey yoluna girecek. Anlatabiliyor muyum? Tamam mısın? Tamam da abi, hep mi karavanda kalacağız? Hiç mi dışarı çıkmayacağız? Futbola ne zaman devam edeceğim ben? Oğlum bundan daha dışarısı ne var ya? Dışarıdayız işte. Adem bak, burayı milli takım kampı gibi düşün, tamam mı? Milli takım yıllar sonra Dünya Kupası'na katılıyor ve kesin final oynayacağız. Anlatabiliyor muyum? Sen de milli takım kampındasın. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Antrenmanlara başlamamız lazım. Böyle boş boş oturarak nasıl kazanacağız kupayı biz? Sana bir sürprizim var. Abi top mu getirdin? Herhalde top getirdim. Milli takım kampı diyorsun. Sen top mu getirdik diyorsun ya? Kamp oğlum burası. Al. Bak ne var burada. Oha abi, kale de mi getirdin? Kale de getirdim tabii ki. Tabii de kale getirdim. Kamp burası ya. Sen nasıl bir modelsin? Sen nereden çıktın ya? Neco bak, emin misin? Zeynep sana bir çocuktan bahsetti mi? Zeynep'in bir çocuğu var mı? Sen gördün mü? Biliyor musun böyle bir şey? Ne çocuğu oğlum ya? Burası kadar yer. Olsa 40 kere duyardık. Tamam, sen yine de Zeynep'e bakarak ol. Bir haber alırsan ara beni. Tabii. Görüşürüz. Tamam, öpüyorum Necom seni. Hayırlı işler. Yok diyor. Yani sen 15 yıldır görmüyorsun bu kadını. Öyle bir anda ortadan kayboldu gitti. Belki de senden kaçtı. Yok ya, benden niye kaçsın? Bizim öyle toksik bir ilişkimiz yoktu. Kavga gürültü falan. Gayet iyiydik yani.
Baksana çocuğunuz olmuş, sana haber bile vermemiş. Çocuğumuz mucumuz nereden çıkartıyorsun ya? Ne malum benim çocuğum oldu? E o dönem seninle birlikteymiş kadın. Yok ya, yok. İmkansız Güneş, imkansız. Hayır, sen neye dayanarak imkansız diyorsun? Zamanlama tutuyor, her şey tutuyor. Ayrıca şöyle bir bakıyorum, bence bayağı benziyorsunuz. O da senin gibi aynı böyle lafı dolandırıyor. Kafasına göre davranıyor. İnatçı, dik başlı. İşte bayağı benziyorsunuz. İmkansız. Yani öyle bir şey olsa Zeynep bana söylerdi. Öyle bir kadın değil yani. Söylemedi demek ki kadın. Sen benim kafamı karıştırıyorsun. Yok öyle bir şey. Söylememiş işte sana. Aynı böyle kaçıyormuşsun işte. Belki de yüzleşmeni istedi. Ya Harun, senin ya da değil. Bunu öğrenmek zorundasın. Bu kadar. Ama ya senin çocuğunsa? Bunca zamandır kaçtığın için pişman olmayacak mısın? Harun, hadi gel yaptır şu DNA testini. Kendine de ona da bu haksızlığı yapma. Ya ben kimseden kaçmadım ki, benim hiçbir şeyden haberim yok. Ama tamam, öyle diyorsan tamam. Yaptıralım testi ama görürsün bak, bu çocuk benim çıkmayacak. Tamam, göreceğiz. Harun abi. He. Teşekkür ederim. Kramponlar da güneş gibi yakıyor. Hadi. İyi, güle güle kullan. Sen topuna bak, hadi topuna bak. Hareketlere bak. Bu kısmı bana benziyor, evet. Ha, biraz önce öyle demiyordun ama. Güneş, teşekkür ederim. Niye, ne oldu? Bu durumda beni yalnız bırakmadın, yanımdasın. Evet, ilk tanıştığımızda öyle demiyordun ama. Gün doğumunda böyle yalnız kalmak istiyordum. Sen ilk tanıştığımız gün kendini görmedin galiba. Magma gibiydin. Neyse, geçti o günler. Doğdu benim güneşim. Topuna bak sen, topuna. Hareketler yani. Bak, yere doğru vuracaksın. Buradan böyle bu şekilde. Kısa mesafede bunu. Tamam, okey. Bravo. Abi hadi atsana. Gel al. Ya abi hadi yolla işte. Gel alabiliyorsan al. Al. Abi ne yapıyorsun ya? Oğlum alsana topu. Ya abi ne yapıyorsun ya? Yeter artık, bu kırmızı karta gidiyor ya. Ne alakası var ya? Ben senin gibi suni çimlerle öğrenmedim top oynamayı. Biz mahallede öğrendik. İki taşı yan yana koyardık, kale olurdu. Ya, tamam sen git çalış ya. Bakayım buralara. Ha git çalış. Sen de bayağı iyi misin Harun ya? Kardeşim ne yapıyorsun çocuğa ya? Çakal Carlos ya, anlayacak diye çok korktum. Neyi be? DNA testi istemedim. Ben de kafasına saç almaya çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Saç teli, DNA için işte. Kafasından saç almaya çalışıyorsun. Evet. Ya gerçekten gerek var mı buna? Ben emin olamadım. Yok mu bunun yastığında, kıyafetinde falan bir şeyinde mutlaka vardır canım. Sen şunları bana bir versene. Ver ver. Allah'ım ya, ver. Ya mutlaka bir yerlerde bir saç teli vardır yani. Bu kadar uğraşmana gerek var mı? Al. Aldık işte. Bu işini görmez mi? Aa. Hı? Ne kadar kolay oldu ya. Biz de öyle şey yapalım. E keşke baştan bana söyleseydin. Bak gitti gitti. Gerçi DNA pek gerek yok da. Nasıl yok? Neyse sen bırak şimdi onu. Sen bana delikanlı gibi söyle. Bu çocuk senin çıksın istiyor musun, istemiyor musun? Üçüncü bir şık yok mu? Yok, üçüncü şıkkımız yok. Onu yaparken düşünecektin. Hala yaparken düşünecekti diyor. Ben tek başıma yaptım sanki çocuğu. Vallahi Harun Bey, öyle zaman için eline tohumlarını bırakıp ondan sonra da kader demek yok. Sen kendin ettin. Ben kendim mi ettim? Ben tek başıma yaptım. Tabiat anlamı yaptı bu çocuğu ya. Kaderin hiç mi suçu yok? Yok efendim, hepsi senin suçun. Ha? Bekarsan böyle her işini kendin yapacaksın. Ha?
İnce kes biraz, ince kes. İnsan yiyecek onları. Aferin, çabuk öğreniyorsun. Abi senin karı marı yok mu ya hiç? Ne biçim konuşuyorsun oğlum öyle karı marı falan? Yani kaç yaşında adamsın? Tek başına mı yaşıyorsun? Evin çocuğun falan yok mu senin? Yok, evlenmedim hiç. Tekim. Sen de benim gibisin. Ne? Sen de mi evlenmedin hiç? Ya abi, ben de hep tek başımaydım. Benziyoruz birbirimize. Beni de babam büyüttü, sonra da... Öldü mü? Öldü. Sen yine şanslısın. Ben babamı hiç görmedim. Benim de babam öldü. Ben ama hep hissediyorum, uzaktan bir yerden beni görüyor, beni kolluyor. Eminim senin baban da seni uzaktan bir yerden görüyordur, kolluyordur. Akşam akşam ne tuhaf konulara girdin ya. Bırak şimdi onları. Hem manitacılık işleri nasıl gidiyor? Var mı manitan? Ayvalık'ta vardı birileri. Birileri? Kaç tane? Sana kaç lazım? Oha, sana kaç lazım diyor ya. Küçük kazana var. Bu uyu da benziyor. Telefon. Şeysiz. Efendim? Abi neredesin? Karavandayım. Sen? Sen iyi misin? Bana adresini yazsana, bir yanına geleyim. Oğlum ben ta ebesinin nikahındayım. Sen söyle nerede olduğunu, ben gelirim. Tamam, yazıyorum sana şimdi. Benim bir işim çıktı, yemekten sonra gideceğim. Ben giderken sen karavana giriyorsun, kilitliyorsun, yatıyorsun, uyuyorsun. Tamam mı? Küçük kazana bak, dinlenmen lazım. Ha? Bir de bak sana ne aldım. Bu ne abi? Ütü alsaydın daha iyiydi yani. Saçmalama. İletişim kurmak için aldım onu. Beni arayacaksın sadece. Sadece benle konuşacaksın onu. Şimdi kamptayız, şartlar böyle. Disiplin, konsantre olman lazım. Anlatabiliyor muyum? Onu sonra düzeltiriz onları biz. Sen onu merak etme. Ben şimdi şunun sosunu yapıyorum, salatada olduğu gibi. Yemeğimizi yiyoruz, olaylar olaylar. Sayın savcım. Hayırdır? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Minnoş savcı. Burada daha fazla duramam artık. Burası bana o acıyı yeniden yaşatıyor. Umut, bir savaşın içinde. Ben o savaşın bir parçası olmak istemiyorum daha fazla. Umut'un haberi var mı? Umut bana aldığı her kararı bildiriyor mu? Ne oldu, ne değişti ki? Beraber çıkmıştınız bu yola. Hatırlıyor musun? Okul yıllarında Umut dikilirdi karşıma böyle. Sen de yanında. Şimdi ne oldu? Hatırlamaz mıyım? Her adımında yanındaydım. Her savaşında, her davasında. Sonra bir tek şey istedim ondan abi. Bir tek şey. Yapmadı. O yüzden artık burada kalamam. Bence çok acele ediyorsun. Böyle sağlıklı karar veremezsin ki. Biraz zamanı bıraksan. Onun terapisi var, biz varız, hayat var. Hı? Bence birazcık daha düşün. Böyle bilmiş bilmiş konuşmak istemem ama Harun. Senin de bilmediğin bir şey var. Evlat acısı. Ben kızımı kaybettim. Daha kucağıma alamadan, sevemeden, koklayamadan. Yaşayan bilir derlerdi. Gerçekten öyleymiş. Benim birkaç eşyam daha var içeride. Görüşürüz. Dikkat et. Bu senedi ittifak döneminden bir parça. Yeniçeri isyanlarında kullanılmış. Elinizdeki gibi az bulunan, ilk günkü gibi keskin parçalar nadir bulunur. Yeniçeri isyanından ha? İsyan bastırmayı bilen bir bıçak.
Hala keskin ve tehlikeli. Hoşuma gitti. Selamun aleyküm. Sizde giyotin bulunur mu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırdır Harun Yakar? Kimin kellesi gidiyor? Kim hak ediyorsa onun. Biz avukatlar zaten kelle koltukta yaşıyoruz. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Ben artık gamsızım. Bak. Bu bıçak Yeniçeri isyanını bastırmakta kullanılmış. Sana gelmez. Sen bundan da antikasın. Yalnız o Osmanlı işidir. Sizi bozmasın. Biz de Osmanlıyız Harun Yakar. Ayrı gayrı mı var? Doğru. Teşekkür ederim. Antika peşinde misin, tarihe karışmak mı? Vallahi ben açık konuşayım. Ekmeğim peşindeyim. Ben paranın iti köpeği olmuşum. Başka da kral tanımam. Duyduğuma göre Rüya Emir Kıran sizi yere yolda bırakmış. Sana ne bundan? Doğru. Ama ikinci duruşma kapıda. Bu Umut Tanrıkulu çok çalışıyor. Belki de çok iyi bir avukata ihtiyacınız olabilir. Beni biliyorsunuz, bilmiyorsanız da araştırın. Bugüne kadar çalışmadığım böyle olarak kimse kalmadı. Benim CV'm kriminallerle dolu. Ayrıca beni İstanbul'da bütün sorabilirsiniz. Herkes tanır beni. Ortağın Tanrıkulu'nun karşısına çıkacaksın ya. Her camiada olduğu gibi bizim camiada da olur böyle şeyler. Ortağınız o Fecir Sarıbit'e sorun. Ben Umut'u ilk defa yarı yolda bırakmadım. Ama biraz pahalıyımdır. O da sizin neşenizi bozmaz. Eğer bu kara para davasından sizi aklamazsam o hançeri mabadıma duhul ederim. Elit zevklerin var Harun Yakar. Karşılığında ne istiyorsun? Para, bir de belki ortağınız Fecir hakkında bilmediğiniz bir sürü bilgi. Para kolay. Güzel. Maalesef döviz kullanmıyoruz Marco Bey. Benim hediyem olsun. Dostluğumuzun bir nişanesi olarak. Aklı olan kimse sana borçlanmaz Harun Yakar. O da doğru. Müsaadenizle. Eğer düşünürseniz beni her yerde bulabilirsiniz. Bu seferki davanız bir resital olabilir, bir sanat resitali. Sanat için gerekirse soyunuruz Harun Yakar. Anlaşacağımızı biliyordum. Akşam bir yemek yiyelim. Detayları konuşuruz. Akşam yemeğine kadar aç kalacağım. Zevkle bekleyeceğim. Kolaylar gelsin. Güzel günler. Görüşürüz. Başka bir gün uğrarım ben. Soruştur bakalım. Bu niye resme girdi birden? Nerede yaşıyor, ne yiyor, ne içiyor, gelmişine, geçmişine bakın. Çocuk bile bunda olabilir. Peki Marco Bey. Abi ne yaptın? Ne durumdasın? Çok iyiyim. Marco Paşa da çok sevdi beni. Akşam yemeğe davet etti. Bunlar sadece parayı aklamıyor. Çatır çatır yiyorlar canlı canlı. Nasıl yani? Nasıl? Bildiğin işte. Sıcak sıcak. Ne güzel İstanbul be. Nasılsa paraların kirli olduğunu bilen de yok. Biz biliyoruz abi. O zaman sen bu akşam o paralardan en azından bir tanesini kesinlikle alman lazım ki bizdeki banknotla onun bağlantılı seri numarasına sahip olduğunu kanıtlayabilelim. Arif Savcı elimizde somut bir delille gidelim. Anlaşıldı. Dolarları yakarsa Harun yakar. Merak etme. Abin iş üstünde. Öpüyorum seni. Eyvallah. Teşekkürler Harun Yakar. İyi günlerde kullanın Marco Bey.
Sen hariç siz neyi kaybettiniz biliyor musun? Anlamadım. Sen hariç siz neyi kaybettiniz biliyor musun? Eflak boğdunu mu? Neşenizi. Biz de çok savaş gördük. Kollar bacaklar kaybettik ama neşemizi kaybetmedik. Neşeyle gamsızlık abi kardeş gibiler. Temsilde hata olmasın. Sen neşeli olursun, ben gamsız. O yüzden de bu davayı kaybedersen neşeni kaybetmeni istemem. Kardeşim neşesini kaybetsin istemem. Ben gamsızım. Bana bir şey olmaz. Düşündünüz mü teklifimi? Sen ortağın Umut Tanrıkulu'nun karşısına geçip beni savunacaksın. Nasıl olacak o iş? Umut Tanrıkulu'nu benden daha iyi tanıyan hiç kimse yok bu dünyada. Ben yenerim. Kesin. Ama biraz pahalıyım gündüzde konuştuğumuz gibi. O da senin neşeni bozmaz. 50.000 dolar avansımı alayım, düğmeye basayım. 50.000 dolar. Ya kaybedersen? 50.000 dolar temsili, 100 dolar da olur. Maksat çorba kaynasın, işe başlayalım. Benim kitabımda kaybetmek yok. Avukatım olman için tek bir şartım var. Ortaya çık, dansöz gibi kıvır. Ondan iyi kıvırırsan avukatım olursun. Bana kıvrak biri lazım. Doları bana ver. Ben sana 200 dolar vereceğim. Marco Paşa'dan mı o? 400 ver. Yok. Hadi nazlanma hadi. Saçmalama canım. 1000 oldu. Oha. Sana var ya, sen bunun acısını çıkartırım senden ama. Olmaz. Sende bir numaralar var belli de. Yok öyle bir şey. Çok istiyorsan sökül paraları. Bin doları yuvarla, ikimiz de mutlu olalım. Oğlum şans param olmasa var ya. Yoruldum. Fecir, bunun için başı ayrı oynar derdi.
Doğru söylemiş. Öyle bir şey yok ki, ben yürüyorum ya. Bugün öyle çok hareket etmedim. Yürümek yani. Hı hı. Sizin mi babalık? Yok, kan verdim. Alerjik test için. Ha. Ne yapıyorsun? Sen bir sakin olsana. Doğum annenin önündeki babalar gibisin. Ne alakası var ya? Onların hiç olmazsa 0 kilometre. Benimki 14.000'de. Yani benimki derken lafın gelişi öyle dedim. Göreceksiniz zaten biraz sonra. Yani. Tamam. Bak. Harun. Ha? Adem senin oğlun çıkarsa ne yapacaksın? Yok. Yani yok. Yok canım, ne alakası var ya? Ben yani babalık falan, ben hiç öyle bir şey yok ki. Ben hep tek başıma büyüdüm. Ben hani böyle bir şeye haberim yoktu ben de. Şimdi bana hiç kimse bir şey söylememiş, birdenbire bir çocuğum olur, ne alakası var? Olur mu canım öyle şey? Yok zaten. Öyle bir şey yok canım. Sen değilse ne yapacaksın peki? Öylece ortada mı bırakacaksın Adem'i? Ben ne bileyim ne yapacağım? Ben insan alışıyor da yani benim hallerime benziyor, çocukluğuma benziyor halleri. Ya çok da tatlı çocuk da yani bunu ben nasıl bırakılır ya? Bunu harcarlar dışarıda ya. Harun. Hı. Bak, senin göründüğünden çok daha ince, çok daha yumuşak bir kalbin var. Adem senin oğlun olmasa bile sen onu sahiplenirsin, korursun, kollarsın. Ben buna eminim. Sakın inkar etme. Hem bak, biz çok güzel bir şey için buradayız. Kötü bir şey yok ki. Hayat böyle bir şey işte. Bazen bizi böyle hazırlıksız yakalayabiliyor. Şimdi sakin ol. Sakin görmüyor musun zaten? Harun Bey. Buyurun. Ve sonuçlarınız. Teşekkür ederim. Neymiş Harun? Benimmiş. Adem. Anne, Adem arıyor. Adem arıyor. Efendim Adem? Alo Harun abi. Ya ne zaman geleceksin? Hadi çok sıkıldım ya. Umut abin, ne bizim işimiz uzadı. Sen ne oldu? Bir şey mi oldu? Sen ne istiyorsun? Ya abi gelirken dondurma da alır mısın? Yani sen karavanın yanından ayrılma dedin ya. Yoksa gider ben de alırdım. He. Dondurma alırım ben sana. Dondurma sen ne? Neli istiyorsun dondurmayı? Fark etmez abi, sen neli seviyorsan ondan al. Ha. Öyle o. Tamam sen bak. Dikkat et ha. Çevrede insanlar varsa diğer takımların ajanları olabilir. Sen karavana git, tamam mı? Sen geliyorum ben şimdi. Tamam abi. Dondurma istiyor. Adem. Oğlum. Dondurma geldi. Adem. 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 Adem.
Adem! Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Adem! Abi? Adem! Neredesin sen ya? Seni merak ettim ben ya. Buradayım abi. Şuradaki göldeydim. Bırak şimdi gülü. Ben sana kravandan ayrılma demedim mi ya? Ben seni merak ediyorum. Adem. Bir şey yok değil mi? İyisin. Yok abi. Tamam. İyiyim. Merak ettim seni ya. Dondurma aldım sana. Korkuttun beni ya. Abi gerçekten mi ya? Evet. En sevdiğim abi. Çok teşekkür ederim. Benim de en sevdiğim o. Çok teşekkür ederim abi. Kral adamsın sen, kral. Efendim Ruşen. Günaydın Harun Bey. Güneş Hanım geldi bugün biliyorsunuz ilk günü. Oo, o bugün müydü ya? Ben onu unuttum. Kafam iyice karıştı benim ya. Bana bak Ruşen. Sen Güneş Hanım'la ilgilen. Ofisle ilgili ne ihtiyacı varsa karşıla. Ben geleceğim birazdan. Hadi. Tamam. Tamamdır Harun Bey. Hay Allah'ım ya. Tamam hadi sen ilgilen Ruşen'cim. Çakal Carlos, neyin peşindesin yine? Şuradaki gölde bir tane olta iğnesinin ucunu buldum. He. Onu aldım, kendi oltamı yapıyorum, balık tutacağım. Ne gülü oğlum, ne balığı ya? Ben sana karavandan ayrılma demedim mi? Senin için söylemesi kolay tabii. Sen gidiyorsun dışarıda gezip tozuyorsun. Ben burada sıkıntıdan patladım, sıkıldım artık ya. Ayvalık'ta hiç böyle değildi. Şşş, ayakkabını çıkar ayakkabını. Hadi be, orijinal mi? Herhalde, bizde sahte mal olmaz oğlum. Otur. Bak bakayım. Çok güzelmiş. Beğendin mi? Güzel. Evet, getir bakalım. Oğlum bastırsana. Aa, elim! Ben hiç sevmezdim balık tutmayı. Sen Kadir abini göremedin. O alıştırdı beni balık tutmaya. Ben de sonra sevmiştim ha balık tutmayı. Biz de Cengiz abimle tutardık balık. O bana öğretti. Ha. Tamam işte. Biz de sonra beraber gideriz balık tutmaya. Yok ben seni beklemem. Sıkıntıdan patlıyorum sonra kendim tutarım. Oğlum bir laf dinlesene ya. Sok. Bastırsana. Oh. Tamam oldu işte. Ya abi öyle mi bağlanır ya? Futbolcular böyle bağlamaz bir kere. Oğlum futbolcu ayakkabı değil, normal ayakkabı o. Futbolcular böyle bağlar bak. Tam bağla nasıl istiyorsan canım. Bir gün belki de seni böyle yıldız futbolcu olarak sahalarda görürüz. O zaman bağlarsın öyle ayakkabılarını. Oldu. Çok teşekkür ederim Harun abi. Benimkiler de çok eskiymişti. Çok sağ ol. Sevgili kullan. Koş. Bana koş. Geri gel. Aniden dur. Vurmuyor değil mi ayağını? Yok. Teşekkür ederim. Koş. Dur. Geri gel. Okey. Çok iyi. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Yakıştı ha. Güneş Hanım, şimdi ben buraya gelirken dedim ki çiçek alsam mı dedim, almasam mı dedim. Sonra dedim ki aman Harun boş ver dedim, nasıl yargılanacaksın. Bari dedim çiçek yüzünden yargılan. Hoş geldin. Wow, teşekkürler. Burada flörtleşme ile yargı üzerinden oluyorsa işimiz var ama hoşuma gitti.
yakın. Çiçekler mi yoksa benim almam mı? En sevdiğim çiçeği tahmin etmen. Yemin et. Vallahi. Ben de çok severim. Oh. Flörtte 30. yılım bugün doldu. Öyle mi? Evet. Çok iyi, boşa gitmesin o zaman. Sana böyle ömür boyu flört ödülü falan versinler. Birinci miyim ben şimdi? Sevdim mi, alıştın mı? Evet evet, ben çalışmaya başladım bile. Hatta sana sormam gereken çok önemli şeyler var. Gel. Evet, buyurun Harun Bey. Sizi şöyle alayım hemen. Buyurun. Alayım ben onu, teşekkür ederim. Buyurun kahveniz. Gümüş Hanım, beni şımartıyorsunuz. Afiyet olsun. Evet, şimdi. Cengiz'in avukatıydım, o yüzden sizden daha fazla bilgiye erişim sağlayabildim. Kulüp binası, işte etrafındaki iş yerleri, evler, cinayetin öncesine ve sonrasına tanıklık edebilecek herkes ve her şeyi araştırdım. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı avukatıyla görüşüyorum. Çok hoş. Güneş Hanım, dinliyorum sizi. Hocam, buyurun. Hiçbir şey yok Harun, maalesef. Yani Cengiz Dursun cinayetine dair tek bir delil bile yok. Umut haklıydı. Yani Adem'in tanıklığı olmadan biz bu işi aydınlatamayız. Yok. Yani ben Adem'i o mahkemeye çıkarmam, sonucu ne olursa olsun. Yok, hayır. Alev'e gidelim. Savcı oldu artık. Fiziki koruma sağlanması dışında birden çok güvenlik tedbiri var. Tanık koruma mevzuatı var. Yani tanık koruma falan filan. Yani Alev benim canım. O ayrı, ona sonsuz güveniyorum ama mesele o değil. Mesele ne? Ya mesele ne Harun? Neden bu kadar çok korkuyorsun? Güneş, yıllardır sen de avukatlık yapıyorsun. İçeride neler döndüğünü sen benden daha iyi biliyor olman lazım ya. Daha yeni benim çocukluk arkadaşım savcı sattı beni daha geçen sene. Al Umut, 5 sene bağırdı adalet adalet diye. Rıza amca 5 sene kaldı o cehennemde. Ne oldu? Ha? Bak, biz Adem'i tanık yapacağız dedik. Savcının arabasına saldırdı hayvanlar. Ya ben sana mantıklı bir çözümle geliyorum değil mi? Tek çıkış yolu bu Harun. Bak, ben o çıkış yolundan çıkmıyorum, o tek çıkış yolundan. Ben duruyorum. Ben yeterince bedel ödedim. Benim savaşım başka türlü artık. Anladın mı? Bu kadar basit. Ben Adem'i mahkemeye çıkarmam. Sadece sen mi bedel ödedin ya? Sadece sen mi bu sistemle savaşıyorsun? Adalet için savaşan sadece sen değilsin Harun Yakar. Ne oluyor ya? Aramıza hoş geldin. Bir tane normal insan gelmeyecek mi bu ofise ya? Bunun after'ı da var mı after'ı? Oo, ben sana dememiş miydim? Balığın kralını yakaladım, kralını. Hadi bakalım. Efendim Adem. Alo Harun abi, ben sana demedim mi? Cengiz abim öğretti bana balık tutmayı diye. Gölden balık yakaladım, balık. Senin ne işin var gölde ya? Ne yapıyorsun sen gölde? Karavana döner misin lütfen? Ya tamam da Harun abi. Ben burada balığı vurmuşum. Sen hala karavan diyorsun ya. Hem beni boş versen. Akşam o mangalı yakarsın artık. Oğlum bak, tamam ben akşama gelince balığın kralını yapacağım sana. Lütfen karavana döner misin? Senin bak şu anda kampta olman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yok, ben bugün kısmetli günümdeyim. Yoksa bir tane daha mı? Adem, beni kızdırma. Lütfen karavana döner misin? Hadi. Hadi benim. Hadi gülüm. Hadi babam, hadi. Tamam abi. Sen de geç kalma. Tamam, kalmayacağım. Sen karavana dön. Tamam. Ben kısmetliyim diyorum, anlamıyor. Bir tane balık kime yetecek? Yener Bey, tamam mıyız? Evet Fecir Bey. Eline sağlık, sen çıkabilirsin. Sağ ol her şey için. Kardeşim benim, parayı al, benim hesabıma yatır. Çok fazla gelirse bölerek yatır. Bir kere de yatıramayabilirsin. Neyse, vekalet sen de bir şekilde çöz işini. Tamam. Bu babamın dediği işi de yaptık. İşini çözdük, parayı yatırdık. O neydi, Taner midir, nedir o herife? Babam hala bizle uğraşıyor, nasıl olacak? Benim iş yaptığım, bizim hayatımızı kurtaran adama, Marco'ya iftira atıyor ha. Bizim aramızı bozacak güya. Bence babam senin iyiliğini düşündüğü için yapıyordur. Ya
İyi değil mi kaldı Rüya? Kurban olayım ya. Baktı iyi gidiyoruz, güçleniyoruz, tek başımızayız, uyuz oldu. Çekemiyor, anladın mı? O kendi güçlü olacak tek başına. Ben kıl pişmanı olmuş. Daha neyin peşindesin ya? Lan bıraksana, delikanlı genç oğlum var. Yok, bizle uğraşacak. İşi ne? Fecir. Ne oldu? Söyle. Bu Marco var ya. Ne olmuş Marco'ya? Kızım söylesene, ne oldu? Sen daha ne kadar onunla böyle devam edeceksin? Ne bileyim ben, sonuna kadar gideceğiz işte, gittiği yere kadar. Ya kızım, adam altın yumurtlayan tavuk. Biz horoz olmaktan vaz mı geçelim şimdi durduk ya? Daha yiyeceğimiz çok ekmek var. Manyak mısın? Ne var lan Tırrek? Fecir abi, sen yavaştan çık, biz geliyoruz. Tamam, bana bak. Kapıdan girerken etrafını kolaçan et. İyice bakın, öyle gir. Dikkatli ol ha. Tamamdır abi, bende. Tamam. Hadi kapa. Rüya, hızlıca çıkalım. Benim sonra önemli bir işim var. Hadi, al her şeyi. Hadi. Bak Umut Tanrıkulu, bu oyunun sonu hep aynı. Biz kazanırız, siz kaybedersiniz. Ama bu sefer o çocuğun kaderi senin elinde. Vallahi yazık olacak. Sana değil. Senin çocuğunu koruyamayan adam bizi koruyacak ha, adalet sağlayacak. Geç kenara. Buraya gel. Hadi. Nasıl bir lan ha? Nasıl bir oğlum sen? Ne istiyorsun çocuktan? Ulan bir kere de delikanlı gibi savaş lan. Bir kere de delikanlı gibi savaş lan. Lan delikanlı ben senden mi öğreneceğim? Ha çakal. Ezik. Kendine gel lan. Sakın peşimizden gelme. Malum çocuk elimde. Oğlum bu silah milah hayırdır? Sen beni mi vuracaktın? He?
Adalettin Yılmaz savaşçısı. Yoldan mı çıktın sen? Ben seni o yoluna getireceğim oğlum. Göreceksin bak. Ama bırakacaksın o çocuğu. Tamam mı? Bırak o çocuğu. Kendi aramızda çözelim bu meseleyi. Oğlum sen mesleği bırakınca avukatlığı unuttun herhalde. Ben mahkemenin en önemli tanığını bırakır mıyım lan? Ben senin şimdi işin gücün yok. Boş boş oturuyorsun. Ayıptır ha, yakışmaz delikanlıya. Gel bizim kulüpte çimleri mimleri biç. Bir işe yara. Bicir. Bak sen ne yediğini bilmiyorsun. Oğlum ben her şeyin farkındayım lan. Sen bana bir şey fark ettiremezsin. Bana bak lan. Sakın öyle polise, savcıya, mavcıya haber vereyim deme. Sonuçlarına katlanırsın. Lan olaylar ne aldım? Sen neredesin lan kaç gündür? He? Her yerde seni arıyoruz. Çakal. Rast gelsin abi. Sağ olasın kardeş. Oğlum sen var ya şu an altın değerindesin altın. Seni bırakır mıyız lan? Hani en iyisi dediniz en iyisini aldım. Belli Ruşen belli parasından bak. Ha. Hayırdır Harun Bey, balık falan mı tutacaksınız? Sen mi tutmak istersin Ruşen'cim? Yok ondan değil, hani size saçma bulurdunuz ya balık tutmayı. Ruşen, ben seni de saçma buluyorum ama seviyorum. Benim empati kralım, Ruşen'im benim. Karavan hayatı size yaradı Harun Bey. Oğlum, dün bize saçma gelen şeyler bugün manifestomuz olur. Hayat böyle bir şey, her şey değişiyor. Bak çelik bile değişti. Harun Bey, muhabbetinize doyum olmaz da benim müvekkil görüşmem var. Müsaadenizi isteyeyim. Tabii ki de müsaadesiz Ruşen Bey, ne demek? Gene gel Ruşen. Harun Yaka nerede? Harun Yaka, Harun abi! Harun abi! Hayırdır oğlum, ne oluyor? Abi adam yaşıyor. Adem hayatta abi. Fecir'in yanında gördüm. Başından beri onlarlaymış. Adem. Keke. Bak sana urfa yaptırdım. Yapıştır doyur karnını. Sen bize lazımsın ha. Allah belanızı versin sizi katiller. Ne bela kursun lan cücük. Bak saygısızlık etme. Saygısızlık etme. Vallahi zumzum yerim indir bak şimdi sana. Ye şunu. Ye şunu evladım. Ye şunu. Fadır'ımı beğenmiyor. Sen ne anlarsın ki? Fecir emir kıran, fecir emir kıran. Hani bu çöplüğün orozu sensin. Öt bakalım diyordun ya. Nasıl öttüm ama? He, şakıdım resmen ha. Fenasın, çok fenasın Fecir. Bu çocuk yüzünden uykularım kaçıyordu. Sayende rahat bir uyku uyuyacağım. Sen benim melatoninimsin. Ben melatoninini bilmiyorum ama bizim sana borcumuz vardı. Sen hep yapman gerekeni yaptın, sıra bizdeydi. Biz de gerekeni yaptık Allah'ın izniyle. Babamın sana yaptığı ayıp için, yani yanlış için bunu da bir özür olarak kabul et, o konuda kapansın. Bizim seninle yolumuz bir. Daha seninle çok işler yapacağız. Hem de ne işler. Yükseleceksin Fecir. En tepeye, zirveye kadar. Ve bu yükselişinde yanında, yakınında ben olacağım. Bir kardeşin olarak. Ama senin canlıyım ben. Ne güzel söyledin bana. Ya Tanrı kul. Adem'le görmüş seni. Cengiz Dursun davası kapıda abi. Yok. Sorun teşkil etmez. Ya Umut avukat değil artık. Savcı bizim savcımız. Elinde bir tek kanıtı vardı. Cinayeti gören bir kişi, o da içeride. Onu da aldık. Bunun yapacağı hiçbir şey yok. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar.
şundan bir bakayım. Ya tamam tamam geliyorum ha. Tamam uzatma hadi. Dayko ben gideyim işimizin başına. Stada çağırıyorlar. Çocuğa gereken ilgiyi göstereceğim. Hiç merak etme. Gözler her şeyi görür. Görmemesi gerektiğinde kapanmayı bilmeli. Aynen. İyi de evet kardeşim evet. Sağ ol. Allah'a emanet. Hadi Şami. Nereye lan nereye? Bırak lan beni. Bırak lan. Kursu. Bize. Ne dedin sen az evvel çocuğa? Atlayınca kaçmaya çalışıyordu. Sen de engel oldun ha? Evet efendim. Tebrikler. Dedin çocuğa ise. Kus efendim. Abartma izin. Alt tarafı kemiğini kırdım. Çocukken benim de kırılmıştı. Uzun sürede iyileşmedi. Savaş zamanıydı. Yugoslavya karma karışık. Sırp askerleri okulu bastı. Onlardan kaçmaya çalışırken düşüp bileğimi kırdım. Neden uzun süre iyileşmedi biliyor musun İzzet? Çünkü benim yaramı sarıp sarmalayacak, beni hastaneye götürecek bir babam yoktu. Dışarı çıksam kellemi uçururlardı. İşte kimsenin sana sahip çıkmadığını öğrendiğin gün ilk başlar. Kim olduğunu anlarsın Adem. Derin kendi aralarında bir dili var. Ne bu biliyor musun İzzet? İşte bu. Acı. İşte bu. Gel birbirlerine acılarından tınır. Herkesin bir sahibi vardır. Bizlerin sahibi de acıdır. Sonra ne yaptım biliyor musun Adem? Ben istifa ettim. Acılarımla yaşamayı öğrendim. Kendi kendime savaşmaya karar verdim. O zaman bitti. Hiçlik başladı. Şimdi kimse beni üzemez. Dünyadan olarak gitmek ne yazık. Sadece acılarını hatırlayacaksın. Ve günün sonunda kimse seni hatırlamayacak. Evet evlat. Hiç kimse seni hatırlamayacak. Senin sonunda bu olacak Adem. Çıkabilirsiniz el. Yanlış zamanda
yanlış yerde bulundum. Senin varlığın benim yok oluşum demek hadi. Katil. Cengiz abinin katilisin sen. Acıkıp susayanlara. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Bizim sadece bir babamız var Adem. Bizi bir araya getirip buluşturan da o baba. Ne istiyorsun ya benden? Seni Novi Pazar'a götüreceğim Adem. Vasin olarak seninle ilgileneceğim. Bundan sonra yalnız olmayacaksın. Futbol oynuyorsun öyle değil mi Adem? Hı? Orada da oynayacaksın. Bak. Bu kartal. Novi Dobro'nun amblemi. Orada başlarsın. Ama o zamana kadar aramızdaki küçük sırrı tutman lazım. Tamam mı evlat? Aferin. Zürriyetlerini, bunlar ne aşağılık herifler ya. El kazar çocuğu siz ne yapacaksınız? Ne? Yani Umut ne yapacağız? Söylesene bir şey. Gideceğiz alacağız abi Adem'i. Kılına bile zarar gelmeden oradan çekip alacağız abi. Aynen. Tamam artık neyse ne yani. Gidelim bu Fecir'in mi? Marco'nun mu? Evlerine gidelim. Basalım gırtlaklarına ya. Ne ev basması Harun ya? Avukatız biz, farkında mısın? Yani savcıyla durumu anlatalım. Gidip polise alalım çocuğu. Hayır hayır arkadaşlar sakın. Bak polis yok. Fecir bu konuda çok net. Ben o şerefsizi çok iyi tanıyorum. Polise haber gittiği an çocuğun fişini çekerler. Fecir'in artık tahta kalesini ben. Ben çok sıkıldım ya bu işten. Vallahi çok sıkıldım ben bu adamlardan ya. Bu işi abi kendi yollarımızla çözeceğiz. Gideceğiz, o çocuğun kılına bile zarar gelmeden oradan alacağız. Ve hiç kimsenin bundan haberi olmayacak abi. Ne Arhan Savcı'nın, ne Alev'in, ne de polisin. Suç olsun, illegal olsun, ne oluyorsa olsun abi. Bu işi biz çözeceğiz. Tamam, haklısın ama dikkatli olun. Yani bu tehlikeli bir yol. Öyle geri dönüşü falan da yok bunun. Dikkatliyiz merak etme. Abi yaklaştık stadyuma. Sen bizi burada bir yerde indir. Tamam dur bir şöyle bir yer bulup indireceğim şimdi. Evet. Güneş. Seninle daha normal şartlarda tanışmak isterdim ama ne yapalım? Ben de. Evet işte. Bu arada başına gelenler için çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Umut, bak senin uzaklaştırma kararın var. Sakin sakin. Bir de seni düşünmeyeyim, ne olursun. Umut abi merak etme. Hadi görüşürüz. Bir bakalım. Dikkat edin yavrum. Ayrılma karavandan dedim. Ama dinletemedim ki. Dinlemiyor yani. En kötüsünü düşünüyorsun. Bir şey olmayacak Adem'e. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bak Umut'u gördün. O da elinden ne geliyorsa yapıyor. Sizi bilmese de o da çok seviyor Adem'i. Sen bu adamları tanımıyorsun. Bunlar çok vicdansız insanlar. Kendi çıkarları için çoluk çocuk kadın hiçbir şey dinlemez bunlar. Daha birbirimizi yeni bulmuşken ya. Ben onun babası olduğunu bile söyleyemedim ben. Bana bak görsün. Bulacağım Adem'i, bulacağım Adem'i. Getireceğim buraya yanıma. Hayatta ilk defa onu kollayan, koruyan birisi var. Babası. Bulacağım Adem'i. Bulacağız.
Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle kaldım arafta Güneş ya. Of. Efendim Ruşen? Umut Şamil'in arabasını GPS'e yerleştirmeyi başardı. Az kaldı Harun Bey. Şamil bizi Adem'e götürecek. İyi tamam. Umut nerede? Büroda. Yerini tespit ettiğimiz anda plan devreye girecek. Tamam, tamam okey. Siz iyi misiniz Harun Bey? Bir sıkıntı mı var? Hiç sevinmediniz. Yo iyi miyim ben? Gayet iyiyim. Tamam haberleşiriz sonra Ruşen. Tamamdır. Görüşürüz bay bay. Ne oldu? Umut da Adem'i bulmak üzere değil mi? Fecir'in adamının arabasına GPS taktırmış. Eli kulağında. Tamam güzel. Sen niye böylesin ama rahatla hadi biraz. Bak Adem'i bulmak üzereyiz. Bak eğer Adem'i Umut'tan önce ben bulmazsam işler iyice karışacak Güneş. Ama onu dışarıda bırakırsan her şey daha kötüleşmeyecek mi? Bu sefer olmaz. Ben Umut'u bu işin içine sokamam yani. Sokmamam lazım. Sırrımızı öğrenmeyecek. Ben bu işi tek başıma yapacağım Güneş. Ama bu tek başına çözebileceğim bir şey değil. Umut'un planına uymak zorundayız. Hem onu bulursa o zaman Adem'in yanında da oluruz. Ya Umut, Adem'i öğrenirse oyun biter Güneş. Anladın? Anlatabildim mi ya? Ya sen gerçekten bu kadar güvenmiyor musun Umut'a? Hani o senin yol arkadaşın? İnanmıyor musun ona gerçekten? Ah, inanıp inanmamakla ilgisi yok ya. İnandığım için böyle söylüyorum zaten. Bak Umut artık kontrolünü kaybetti. Duygularıyla hareket ediyor. Mantığı devre dışı kaldı. Abuk subuk şeyler yapıyor. Yani Fecir'i az kalsın öldürüyordu ya. Kontrol edemiyorum artık Umut'u. O yüzden de Umut'un bunların hiçbirinden haberi olmayacak. Adem'i Umut'tan önce benim bulmam gerekiyor. Okey? Belki de sen onu artık tanımıyorsundur. Ya sadece kendini düşünmekten çünkü gözün kimseyi görmüyor. Güneş'ciğim, empatinin fazlası da zararlı. Biliyorsun değil mi? Empatinin. İyi tamam ben sana o zaman böyle direkt sorayım net bir şekilde. Sen Umut'a güvenmiyor musun? O ne demek ya? Umut benim kardeşim. Nasıl güvenmiyorum? Hı hı. O yüzden mi her şeyi böyle kontrol etmeye çalışıyorsun? Her şey senin elindeymiş gibi davranıyorsun. Harun her şey kontrolden çıktı çoktan. Bak Güneş. Adem benim oğlum, tamam? Bu işi benim halletmem gerekiyor, tek başıma. Bak sen bu işte tek başına hareket edersen onu da kendinde kaybedeceksin. Bu bir ekip işi, bu hep beraber çözebileceğimiz bir şey. Tamam, doğru söylüyorsun, haklısın. Ama ne olursa olsun Umut'un hiçbir şeyden haberi olmayacak Güneş. Ben bunu tek başına yapacağım, tamam? Öyle tek başına kahraman olma zamanı değil. Sen yanarsan hepimiz yanarız. Harun bak, ben seni yeni buldum ve ne olursa olsun seni kaybetmek istemiyorum. Ben kendimi kaybediyorum Güneş, yanımda ol. Ofise gidelim mi? Bakın beyler tamam mı? Ortalık karışık zaten. Benim haberim olacak her şeyden. Tamam. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Spor gazetesinden Elif ben. Fecir Bey müsait miydi? Kısa bir görüşme yapmak istiyordum da. Fecir Bey müsait değiller. Yeni transferlerinizle ilgili kısa bir röportaj talebim olacaktı. Fecir Bey gazetecilerden hiç hoşlanmaz. Peki biz sizinle röportaj yapsak? Benimle mi? Evet. Sonuçta siz yönetim kurulunda değil misiniz? Yani evet bir nevi yönetici sayılırım tabii ben de. Yönetici diyebiliriz tabii bana. Yani bir yerde yöneticiyim. Çok kısa. Biz yapsaydık aslında sizinle görüşmeyi. Cumhuriyet Savcısı Alev Tanrıkulu, memur arkadaşların içeride işlemleri olacak. Fecir Emirkan, içeride mi? Ben haber vereyim savcı.
Ne yapıyorsun sen burada? Savcım. Umut nerede? Umut. Ne yapıyorsun? İyi. Çalışıyorum. Umut. Senin hakkında uzaklaştırma kararı var. Bilmiyor musun? Fecir'in yakında görülürsen işlem başlatılır. Ayrıca artık avukat bile değilsin. Ne yapıyorsun ki burada? Avukat olarak değil, zaten Umut olarak buradayım. Umut olarak yapıyorum ne yapıyorsam. Bilmiyorum farkında mısın Alevciğim ama çocuğumuzun katili yukarıda. O yüzden ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Peki siz ne yapıyorsunuz? Delil yok, tanık yok, hiçbir şey yok. Öyle havadan baskı mı yapıyorsunuz? Ne yapayım Umut? Ben de elimdeki imkanlarla elimden geleni yapıyorum. Her yerde Adem'i arıyoruz. Hala bir şey bulamadık. Belki bir iz buluruz en azından. Ne zaman döneceksin? Çıkalım mı savcım? Geliyorum. Gitmem lazım. Fecir'den uzak dur. Umut Bey. Hallettiniz mi Umut Bey? Karşı kulüp başkanıyla konuştum. Deplasman için bizi otelde de ayarladılar kardeşim benim. Bir sıkıntı yok. He dostluk maçı ya. Tamam ben haber ver. Al bunu dışarı. Tamam. Aracım. Oo kimleri görüyorum ya. Savcım niye zahmet ettiniz? Çağırsanız biz ayağınıza gelirdik. Senin Cengiz Dursun cinayetiyle olan bağını da... bana yapılan saldırıyla olan bağını da er ya da geç ortaya çıkaracağım. Ama sen o zamana kadar bu kaygıyla yaşayabilecek misin? Konuş bitsin bu iş. Vallahi benim bu suçlamaların hiçbiriyle uzaktan yakından alakam yok. Adem'i sen kaçırdın, biliyorum. Kızımı da benden siz aldınız. Bak, ben senin bebeğine sana bir zarar vermem. Benimle hiçbir alakası yok, olamaz. Zamanında senin saçının teli için dünyayı yakardım. O zaman beni dinleseydin, bunların hiçbiri senin başına gelmeyecekti. Beni dinleyip karım olsaydı... Terbiyeni takın! Bak Fecir, o eski günler artık geride kaldı. O soruşturmalar, kovuşturmalar, adalet oyunları hiçbiri yok artık. Duydun mu? Bu benim davam. Kızımın davası. Anlıyor musun? Vallahi savcım, size yapılan saldırıyla benim uzaktan yakından hiçbir ilgim yok. Olamaz. Kulübü de istediğiniz gibi gelip inceleyin savcım. Bak Fecir, benim artık bu dünyada iyi olmak gibi bir derdim kalmadı. Benim artık tek derdim sizsiniz. Sen, Marco, size yardım eden diğer herkes. Bir gün mutlaka hak ettiğiniz cezayı alacaksınız. Sürüne sürüne. Duydun mu? Ben senin hep iyiliğini istedim. Hala da iyiliğini istiyorum. Sana kıyamam. Ama o söylediğin şey vallahi olacak işte. Siz beni herhangi bir koşulda yenemezsiniz. Sayın savcım. Göreceğiz. Ne yaptınız Ruşen? Söylediğin konumdayız Umut. Yani Şamil'in aracı burada ama burası çok alakasız bir restoran. Tamam. Fecir, Marco herhangi biri içeride mi? Yok, hayır. Şşş, Ruşen. Çıktı çakma Emet'in lan. Şamil çıktı. Elinde poşetler var, yemek almış. Tamam, güzel. Demek ki Adem'in yanına gidiyor. Biz GPS'ten takip ediyoruz. Siz de Harun abiyle buraya dönün. Sonraki konuma birlikte geçeceğiz. Tamamdır. Ofise geçiyoruz Harun Bey. Bir sonraki konuma göre plan yapacağız. Abi. Ne yaptın lan Kekolizer? İki sokun bir şey getireceksin. Kaç saat oldu lan? Öldük burada acımızdan. Ya başkanım ben sen ne zaman aç bıraktım ya? Lahmacunları aldım geliyorum. Bana bak. Arkanı markanı kolluyorsun. Dikkatli oluyorsun değil mi? Geri zekalı senin. Merak etme abi.
Senin bu kekolayzer kardeşin her şeyi düşündü. Şimdi benim arabayı burada bırakacağım. Ondan sonra da taksiye atlayıp geleceğim. Haydi eyvallah. Taksiye biniyor. Niye kendi arabasına binmiyor bu? GPS'e mi uyandılar acaba? Ya şu an Şamil olan bağlantımızın kesilmesi demek, bütün planın suya düşmesi demek. Tamam, in arabadan Ruşat. Nasıl yani? İn, ben Adem'i alıp geleceğim. Harbi ama siz nereye... İnsen arabadan Ruşat. Ben sizi tek başınıza bırakmam. Ruşat, in arabadan! Sizin bu patronunuz var ya, hakikaten sağlıksız ha. Zihinsel problemleri var. Hayır yani küçük çocuğun yerini niye değiştiriyor şu an? Ne alaka mesela? Küçük çocuğa sahip mi çıkamadınız? Yeri mi battı size? İş yapıyorsunuz. Tam bizden yana sıkıntı yok, tamamdır. Sizinkilere haber ver hadi. Bak Adem Efendi, görüyor musun? 10 tane Adem senin için organize oluyoruz. Ne kadar değerlisin, sen düşün. Umut abiyle Harun abi sana gününü gösterecek. Hazırlar. Bizi bekliyor. Tamam hadi çıkalım. Şamil gelince gideriz. Hadi çık. Yaramazlık yapma lan. Abim bir şeyler yesin, ondan sonra çocuğu çıkaracağız. Siz etrafa kusura bakın, haydi. Tamam mı, aslan parçası? Kolay gelsin. Hiç hatırlamıyorum seni davet ettiğimi. Fecir. Çocuğu bana ver. Beni al. Senin hesabın benle. Bana bak Harun Yakar. Burası senin Kerim oyunlarıyla davaları kazandığın mahkeme salonu değil. Burası benim yerim. Burada benim sözüm geçer. Fecir. O çocuğun kılına zarar girsin. Ben seni öldürürüm Fecir'im. Oğlum çocuk mocuk yok lan. Yok mekandan hadi. Lan senin bu çocuk neyin oluyor da böyle bu kadar tribe girdin? Ha? Hayırdır? Ne numara var bunda? Böyle kimsesiz çocuğu sen niye sahiplendin şimdi? Fecir.
Fecir bak, o çocuğa bir şey olursa seni de yakarım, dünyayı da yakarım. Anlıyor musun beni? Ya oğlum senin gibi dünya şeyine minare gözüne bir adam. Bir tane kimsesiz çocuğu niye bu kadar kafaya taktı? Sen bu çocuğa niye sahip çıktın? Sen bana onu desene. He? Bak benim bir tane canım var. İnsanın canı olduğu zaman paradan, puldan, güçten, her şeyden vazgeçiyor. Her şeyi oluyor. O çocuk benim canım. Fecir. O çocuk benim oğlum. Oğlum sen nasıl bitimsin lan? Çok alim bir adam bu ha. Vallahi kafamı açıyorsun ha. Lan oğlum bak sen mahkeme kazanmak için çok yalan söylediğini gördüm de. Bu başka bir şey artık. Lan yalan senin ağzına yuva yapmış ha. Geçir. Oğlumsa tamam ya. Oğlum sen adamın oğlu niye? Adamın çocuğuymuş lan bırakın. Ayıptır lan adamı, yazık günah. Manyak mısın? Vallahi yazıklar olsun ha. Verelim git o zaman ha. Fecir. Doğru söylüyorum Fecir. Lan hadi oğlum başka yalan uydur lan, hadi bak işine. Hadi. Çocuğu bırak Fecir. Alın bunu götür. Fecir doğru söylüyor. Fecir bak. Fecir. Hadi. Fecir. Lan hadi lan Fecir. Yürümek yalan. Fecir. Hadi. Yürü. Fecir. Terbiyesiz. Fecir beni dinle, o çocuk benim çocuğum Fecir. He hadi. Bıraksanıza beni. Oğlum ha. Sen dur. Şu çocuğa bak. Öldü mü ne oldu? Sus. Çıkar be. Çıkar şuraya. Sus. Ulan ne diyorsun lan sen? Yürü. Çıkar. Yürü git. Geldi. Haydi. Abi! Abi! Adem! Abi! Abi! Abi yardım et abi! Adem! Hadi. Hadi. GPS'te bir değişiklik yok. Evet. Yani büyük ihtimalle anlayıp söküp attılar diye düşünüyorum. Stadyumda da bir hareketlilik yok. Yani Adem hala ellerindeyse bir planları var demektir. Ama nasıl bir planları var? Sonuçta duruşma yarın ve Adem yaşıyor olsa... özür dilerim. Yani demek istediğim farklı bir planları var ki demek ki böyle bir şey yapıyorlar. Elif haklı, başka bir şey planlıyorlar demek ki. Arkadaşlar, Cengiz Dursun davası yarın. Yani Adem duruşmaya gelmesin diye ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Yöntemi ne olursa olsun yapacaklardır. Peki sana bir şey söyledi mi abi? Yani herhangi bir şey duydun mu? Yok. Adem! Arabanın arkasında böyle bir şey yaptı, böyle. Bir şey mi anlatmak istedi anlamadım ama böyle bir şeyler yaptı. Şey, pençe. Kartal pençesi yani. Elleri de böyleydi, evet. Böyle bir şey yaptı, anlamadım ama. Kartal pençesi şey değil mi ya? Dünyada bir sürü takımın sembolü. Acaba futbolla ilgili bir şey söylemek istiyor olabilir mi? Kartal sembolü. Marco kara ormanlı. Babasını hiç görmemiş, annesi büyütmüş. Uzun yıllar sokakta yaşadıktan sonra suç dünyasında yükselmeye başlamış. Kara para işlerine ilk olarak Sırbistan'da bir kulüp satın alarak başlamış. Novi Dobro, büyüdüğü şehrin takımı. Novi Dobro, Marco'nun Sırbistan'daki takımı. Ruşen hemen Emir Kıran Spor'un maç programına bak. Ligde, Avrupa'da, herhangi bir yerde bu takımla maçı var mı öğren. Arkadaşlar, emniyet her yerde Adem'i arıyor. Legal yollarla yurt dışına çıkaramazlar. O yüzden ne yapacaklar? Bu yolu kullanacaklar. Takımla birlikte çıkaracaklar. Novi Dobro, Sırbistan takımı. Altyapı takımı Türkiye'ye gelmiş. Yarın Emir Kıran Spor'la hazırlık maçları var. Al işte.
Abi, Adem'i bu takımın içerisinden çekip almamız lazım. Duruşmaya kadar vaktimiz var. Adem'e bak sen ya. Çakal Carlos, ben boşuna demiyorum. Nasıl bak, zeka küpü. Gittiler, gel. Gel hadi. Gel. Nereye gidiyorsun lan? Seni. Silahını indir Şamil. Çakmayı bir kan, indir silahını. Silah benim elimde. Delikanlılığı sen yapıyorsun Harun Yakar. Şimdi çocuğu bana vereceksin. Hayır. Senin çocukla işin yok. Senin benimle işin var. Bırak çocuğu gitsin. Kimse bir yere gitmiyor. İkiniz beraber benimle birlikte geleceksiniz. Fecir abinin yanına gideceğiz. Abi. Dur. Ayrıca sen çakma delikanlısın. Ben yedi göbekten orijinal emir kıranım ha. Bak sen kafası çalışan birine benziyorsun. Sana bir şey soracağım. Fecir abim seni ne kadar seviyor? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? O benim abimdir, atamdır, kanımdır. Tabii tabii. Oğlum Şami bak sizi bu aşiret hikayeleriyle oyalıyorlar canımsın kanımsın diye. Şş bak sen Fecir abin için yedek lastiksin. İstetmesin. Biliyor musun? Oğlum bak Harun Yakar. Benim kafam çok normal değil ha. Boş boş konuşma. Azat, Emir Kılı. Hatırlıyor musun Azat? Bir zamanlar orada canım, abim, kanım diyordu. Şimdi cesedini bulamıyorlar. Şimdi sıra kimde? Sende. Polis kapıya dayınca ilk satacakları adam sensin. Koca Şamil Bey. Olacak Şam şeytanı. Dinle beni. Size hiçbir şey olmaz. Fecir Emir Kıran'a kimse dokunamaz. Doğru. Fecir Emir Kıran'a kimse dokunamıyor. Çünkü niye? Bünyamin Emir Kıran onun babası, onun var. Sen, senin baban kim? Kim Şamil'e? Bak sana saydığın suçları anlatacağım. Tamam mı? Adam kaçırma. Çocuk kaçırma. Kara para aklama. Cinayet, organize suç. Oo. Bunların her birinin yatarı 5 ila 10 yıl arası. Bana Türk Ceza Kanunu maddelerini saydırttırma. Sen şu an kaç yaşındasın, kaç yaşında çıkacaksın içeriden? Kaç yaşındasın? 27. 107 yaşında ferah ferah çıkarsın dışarıya. Oğlum bak, hakim sana sorunca da benim canım da kanım da dersin. Seni kullanıyorlar. İçeride adam ver. Kan alırlar Şamil. Dinle beni ne olursun. Vallahi kafana sıkarım senin Harun Yakar, benim kafamı karıştırma. Bak benim falan sıkarım sana. Benim niye kafamı karıştırıyorsun lan sen? Sakin. Rahatla Fecir. Lan göberteceğim lan seni. Göberteceğim lan seni. Lan bana bak bana. Avukata ihtiyacın olsa ara beni. Gerizekalı. Yürü. Harun! Adem! Hadi koş. Bitsin artık. Harun abi, Arhan Savcı ile Alev içerideler. Operasyon başladı. Oğlum, şimdi güneş gösterdi. Böyle donmuş kalmışlar. Ama güzel aile fotoğrafı olmuş. Aynen öyle abi. Adem nasıl? Herkes iyi, iyi. Minnoş Savcım da bir döndü, pir döndü ha. Adem de iyi, gayet iyi. Bir tek işte o Fecir sarı bit kaldı hayatımızda. Güzel, güzel. Hem kara para işleri, Cengiz'in cinayeti, şimdi de Marco'nun ölümü.
Bitiriyoruz abi bu işi artık. O katil mezara gidiyor. Fecir de ömür boyu hapse gidiyor abi. Bundan sonrası yokuş aşağı. Çok iş başardık. Bana bak. Deli olan savcılar çıkınca bana haber ver. Tamam abi hadi. Rezilim. Adem'cim ben içerideyim. Bir şey olursa seslenirsin bana. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şişt. Oğlum etrafta bir sürü olaylar oluyor. Sen hala niye gülüyorsun ya? Abi gülmek de mi suç ya? Hem Güneş abla bir tane espri yapmış. Senden daha iyi espri yapıyor bence. Oo, sen mizahta tarafını seçmişsin. Adem'cim Harun abim biraz boomer'dır. Boomer ne ya? Eski kafalı yani. Dur şu telefonu bıraksan da sosyal medyadan biraz haberin olsa. Maşallah çocuğa ne güzel şeyler öğretiyorsun. Görüşme süreniz doldu. Tamamdır, teşekkür ederiz. Adem, bak burası bizim karavan değil. Buradaki bütün polis abiler seni korumak için buradalar, tamam mı? Sorun çıkarma. Duyuyor musun beni? Burada çok kalacak mıyım abi? Ama az kaldı duruşmaya işte. Birazcık daha kaldı, sık dişini. Geçiyor işte. Abi ben siz olmadan sıkılırım. Bak biz senin sıkılmana izin vermeyeceğiz. Her fırsatta burada olacağız, tamam mı? Ama sen de bu sırada polis abilerini hiç üzmeyeceksin. Anlaştık mı? Tamam Güneş abla, sen öyle diyorsan. Allah Allah ya. Şapkamı alabilir miyim? Adem bak, bir de ayrıca bana bir söz vermeni istiyorum. Seni o gece arabaya aldığımı, karavana geldiğini, bir süre karavanda benle yaşadığını hiç kimse bilmeyecek, tamam mı? Umut abi de mi? Umut abinin de, Alev ablanın da. Niye abi? Çünkü Umut abinin iyiliği için, tamam mı? Ya biz onunla aynı tarafta değil miyiz? Aynı taraftayız, aynı taraftayız Adem'cim ama mahkeme bitene kadar bu Güneş ablan, sen, ben arasında bir sır olarak kalmalı. Ben seni o gece almadım, sen karavanda, ben de kalmadım, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Bana güven. Söz veriyorum, iş bitince hem sana hem de Umut abine her şeyi anlatacağım, tamam mı? Söz ver bana. Söz. Erkek sözü. Erkek sözü. Ha, tamam oğlum. Aferin. Biz gidiyoruz şimdi. Var mı emriniz paşam? Yok, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Harun abi. Görüşürüz Adem. Dikkat edin. Bay bay. Bak gördün mü? Burada güvende ne kadar huzurlu. Senin de artık endişelenmene gerek kalmadı değil mi? Hı? Aslında ben Alevi'yi karşımda ilk defa görünce böyle bir kızdım. Yalan yok açıkçası da. Haklı mısın? Burada güvende, huzurlu. Benim kafam rahat. Güzel. Bir de şu fecilleri tutuklatsak. Her şey yoluna girecek. Umut ne diyor? İyi, operasyon devam. İki savcı birden ensesindeler. Emir Kıranlar'ın stadyumda. Fotoğraf bir işimize yaramalı da. Nasıl? Marco ile ilgili yeni bir gelişme var mı elimizde? Stadyumlar yarar almış ama hiçbir iz yok. Hastane kayıtlarından da bir şey çıkmadı. Çoktan şu anda kurda koşa yem olmuştur. Ölü yatırım. Ama bu hikayeyi yazan kişiyi tanımıyoruz. Neyse ki ne Arhan Savcı inandı, ne Alev inandı. Sadece vakit kazandılar. Ne yapacağız? Cesedin bulunmasını mı bekleyeceğiz? Zaman daralıyor. Ha Umut'cum ne yapacağız? Abi eğer bütün dosyaları tek bir dosya halinde birleştirmeyi başarırsak... hukuki süreçte elimiz çok güçlenir. Tek bir duruşmada bile işleri bitirebiliriz. Ama şöyle bir detay var. Arif Savcı bu davada benim avukat olmamı istiyor. Ona göre bu davayı bir tek ben kazanabilirmişim. Haklı. Yani kamuoyu da aynı fikirde. Sen suç baronlarıyla mücadelede sembol bir isim oldun. Ama nasıl yani, bu kadar kolay mı döneceksiniz avukatla? İşte demesi kolay da dönmesi kolay değil. Duruşma kadar avukatlığa dönmem için mucize falan lazım. Mucize değil. Vicdan. Ne? Vicdan, vicdan, vicdan. Vicdansız vicdan. Ne vicdanı? Benim üniversitedeki hocam, hocaların hocası. Temiz heykeli yerine benim vicdan hocamın
Yani heykeli dikilseydi ben hiç itiraz etmezdim yani. Yani baroların üstü, baroların barosu. Hocam benim işte yani hukuk profesörü. Benim idolüm yani. E abi tamam ikna edeceksin işte. Umutcuğum bak anayasanın ilk üç maddesi değişmez. Bir de vicdan hocanın inadı. Beni abicim, hiç sevmez, sevmez abicim, beni. Sen Harun yakarsın. O vicdansa sen de yakarsın. Sen yaparsın bu işi. Güzel kardeşim. Umutcuğum anlatamıyorum galiba. Beni pek sevmez. En son adliyenin koridorlarında suratıma tükürdü. Benim idol dediğim hocam benim suratıma tükürdü. O şekilde. Yani sırf okuldan uzaklaşayım diye beni mezun etti. O şekilde. Abicim eğer sen bu işi yapamazsan şu kardeşin bir daha cübbe mübbe giyemez. Bak anlatamıyorum galiba güzel kardeşim. Tükürdü diyorum. Hocam suratıma tükürdü diyorum ya. Anlatamıyorum ben sana. Tamam ben gideceğim. Diyeceğim ki hocam gerekirse ben anlamadım diyeceğim. Yeniden hukuk okuyacağım. Ha? Oh be. Suratıma tükürdü ya. Böyle tükürdü. Hocaların hocası. Koca profesör. Sevmez beni, hiç sevmez. Vay 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 vay. Seneler ne çabuk geçiyor ya. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam, nasılsınız? Oğlum, biz bu koridorlarda hep not kovalardık. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben hiç ders çalışmazdım. Sadece not alırdım. Sonra bebelere parayla satardım. Bayağı başarılı bir öğrenciydiniz o zaman. Kime göre neye göre Rüşen? Hiçbir fikrim olmayan soruya bile 5 sayfa cevap yazardım. O zamandan belliymiş geldiğinizde mahkeme heyetini etkileyeceğiniz. Bu vicdan hocada yine büte kaldım. Hocaya ne dedim biliyor musun? Ben büttü demeden bütmez dedim. Çocuklar nasılsınız? Harun Yakar. Hoş geldin abi. Ne haber? İyi misiniz? İyi, siz? İyiyim, iyiyim. Vicdan hocanın odası hala aynı yerde mi? Evet evet hala aynı yerde. Değişmedi. Aranız nasıl? İyi anlaşıyor musunuz Vicdan Hoca? Evet evet. Gayet iyi. Aa, çıktı çıktı. Çocuklar dikkat edin kendinize. Hocam. Hocam. Vicdan Hocam. Vicdan Hocam nasılsınız? Biraz konuşabilir miyiz? Sana bir daha karşıma çıkma demiştim Harun Yakar. Hocam seneler önceydi o ya. Hocam vallahi yani o kadar emeğiniz var bende. Biraz konuşabilir miyiz? Doğru. Sana onca emek verdik, mezun ettik. Sen ne yaptın? Gittin mafya avukatı oldun. Sen benim akademisyenlik hayatımdaki en rezil öğrencisin. Hocam ne deseniz haklısınız da ben çok büyük değiştim yani. Yani gerçekten hukuk karmamı yaşıyorum hocam. Artık parayla pulla falan hiç işim yok hocam benim. Ben anlat... Hocam. Hocam. Ben... İnsan hiç mi değişmez ya? Aynı terslik işte. Ben de hocam ben vicdanımı sesliyorum. Elimi vicdanıma koydum. Vicdan hocam diyecektim. Tut şunu tut. Hep ters ya. Yasalar insan haklarını korur. Toplumda huzur içinde yaşamalarını sağlar. Bunda hepimiz hemfikiriz sanıyorum. Peki sizce hukuk her zaman adalet sağlar mı? Yani bizim koyduğumuz yasalar adalet için yeterli midir? Evet. Kimse yok mu? Buyurun. Hocam. Kanunlar yazıldırlar. Sizin de dediğiniz gibi toplumun rahat yaşamasını sağlarlar. Ama kanunların yanında bir değer vardır ki o da vicdan. O da insanın kalbindeki mahkemedir. İnsanlığın da gereğidir vicdanlı olmak. Kanunlar eylemleri bu suç mu ya da suç değil mi diye değerlendirir. Ama vicdan eylemleri bu doğru mu? Bu doğru değil mi diye değerlendirir. Dolayısıyla da istediğiniz kadar kanun bilin ama vicdanınız yoksa adaleti sağlayamazsınız. O zaman şu soru geliyor aklıma. Kanunlar mı, vicdan mı? Hangisi? Sen söyle. Bence ikisi de hocam. Vicdan kanunların o soğuk duvarlarını ısıtabilir. İnsan hata yapabilir. Tıpkı Umut gibi. Umut Tanrı kulunu aranızda tanımayan var mı? Tanıyoruz. Evet.
Evet. Hocam gençler Umut'u sadece meşhur bir avukat olduğu için tanımıyorlar. Çok iyi bir adalet adamı ve çok vicdanlı olduğu için tanıyorlar. Dolayısıyla da bence her insan ikinci bir şansı hak eder. İyi günler hocam. İyi günler. Güle güle. Güle güle. İyi günler. Görüşmek üzere hocam. İyi günler. Güle güle. İyi çalış. İyi günler hocam. İyi günler. Güle güle. Güle güle. Kanka geliyor. Umut Tanrıkulu'nu mesleğe döndürmenin bir yolu var Harun. Ama bu düşündüğün kadar kolay değil. Hocam siz ne diyorsanız dinliyorum. Bize bir yol gösterin. Bak şu anda hakkında açılmış bir disiplin soruşturması var. Bu durumda Fecir emir kıran şikayetini geri çekmezse eğer mesleğine geri dönmesi imkansız. Dosyanın kapanması ya da ceza davasına dönüşme ihtimali ortadan kalkmadan baro hiçbir adım atamaz. Hocam siz Umut'un yerinde olsaydınız ne yapardınız? Yani benim size Fecir'i anlatmam gerekiyor. Müsaade ederseniz. Telefonu verir misin? Bu yerde yatan ceset mi? Evet hocam. Bu fotoğrafı Umut çektiği için delil olarak kullanılamıyor. Yani Umut'un nasıl bir adamla uğraştığını görün diye bunu size göstermek zorundaydım hocam. Özür dilerim. Kamu vicdanı Harun. Adaletin gerçek terazisi orada. Mahkemeler hukukla karar verir ama insanlar vicdanında karar verir. Eğer Fecir'in şikayetini geri çektiremiyorsanız kamu vicdanına hitap edeceksiniz. Bu fotoğraflar ortaya çıkarsa onun itibarını yerle bir edersiniz. Ha, belki özgürlüğü gitmez ama kaybedeceği şeyler çok daha fazla olur. Saygı, güven ve kendine kurduğu düzen. Büyüksünüz hocam. Kaç yaşına gelirsem geleyim sizden bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Senin bu çiçeği. Hala unutmamışsın hangi çiçeği sevdiğimi. Hiç unutur muyum hocam? Mıh gibi aklımda. Ha. Bu seferlik tamam. Ama sen yine de karşıma çıkma bir daha. Hocam yapmayın ya. Çiçek aldım o kadar. Abi şahanesin ya. Dosya elimde. Ama önemli bir eksik var. Hayır burada değil. O belge ancak emir kıranların elinde olabilir. Yani Harun Yakaru'dan onun için çalışıyormuş. Yani bence bana çok güveniyor. Sanki böyle hayatının merkezine koydu beni. Bence bana aşık oldu. Ne? Hayır canım. Tabii ki hiçbir şey hissetmiyorum. O ne demek? Abime ölüme sürükleyen avukat o. Ona karşı sadece öfke hissediyorum ben. Başka ne olabilir? Kolay gelsin. Sen bayağı çalışıyorsun ya. Ofis çalışan insan görsün. Ofis kadın görsün. Kadın. Rahatsız etmedin değil mi? Sen böyle şarap getirip rahatsız edeceğini mi düşünüyorsun? Ne bileyim ben bayağı böyle ağır ağır çalışıyorsun. Hangi dava? Ya işte böyle alevden kalan bir dava, ona bakıyordum. Hı. Hı. Yapabileceğim bir şey var mı? Bir şeye ihtiyaç var mı? Sadece şaraba ihtiyaç var. Hı. Hı. Belki gözünden bir şey kaçmıştır. İstiyorsan beraber bakalım dosyaya. Ya sen gerçekten bunun için mi geldin buraya? Yok ben sohbet... Ya böyle hani okuldayken uzun teneffüste hoşlandığın kızı görmek için yalandan kantine gidersin de öyle bir şey oldu benim. Hem kantinden alacak bir şey alacak param da yok. Öyle gel. Öyle oldu işte yani. Senin beni görmek için bahaneye mi ihtiyacın var Harun? Var mı bir de bir şey? Var. Seni
her gün her saat görmek için bahaneye ihtiyacım var. Çünkü sen olunca her taraf ışıl ışıl oluyor. Sen olmayınca karanlık, hiçbir şey göremiyorum. Pardon. Çok özür dilerim. Pardon. Ruşen. Seni de bir dizide bir karakter yapsalar tam bu anda girersin Ruşen. Tebrik ederim Ruşen seni. Umut sizi çağırıyor efendim. Anladım Ruşen. Geliyorum Ruşen. Biz o zaman şey yaparız. Sonra çalışırız biz. Dosyaları da sonra konuşuruz Güneş Hanım. Tamam ben çalışıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne istiyorsun Ruşen? Fecir yarım saate canlı yayında çıkıyor. Ha, anladım. Gidelim Ruşen. Görüşürüz. Ruşen. Efendim? Sen kilo mu aldın lan yine? Yoo. Öyle bir yeri kaybedecek olmak çok üzücü değil mi ya Fecir? Bir laf var ya hani, atlamayacak olan uçurumu meşgul etmesin diyor. Seninki de o hesap he. Oğlum ünlü olmak istiyor musun, istemiyor musun lan? Programa gelemiyorsun, telefonla zıplıyorsun. Ben ünlü olmaya çalışmıyorum da sen o kadar saçma sapan şeyler yapıyorsun ki millet anlatmam yetiyor. Ne diyorsun Harun Yakar? Boynuz kulağa geçiyor mu? Boynuz kulağa geçer de duyamaz Fecir. He. Bu işler öyle canlı yayında böyle parmak sallamaya benzemez Fecir. Parmağı gücü olan sallar. Oğlum senin ne gücün var lan? He? Benim ne gücüm var biliyor musun? Göstereyim sana gücümün ne olduğunu. Bak benim gücüm bu. Senin bu fotoğraftaki zavallı halin. Tamam? Şikayetini geri çekeceksin. Çekmeyeceğim lan. Çekmiyorum oğlum. Ben sana milyonların önünde kameralara gider yapmışım. Burada tenhada mı özür dileyeceğim? Geri vites yapacağım ha? Çekmiyorum lan. Ne yapacaksın? Bu fotoğrafla devam edeceksin ben. Yargılanmasına gerek kalmayacak ya. Nasıl bir çukura düştüğünün farkında değilsin değil mi hala? Oğlum ben çukura falan düşmedim lan. Ben o çukura ikinizi gömeceğim ama. O fotoğraf basına sızdığı zaman neler olacak düşünebiliyor musun? Düşünemiyorsun. Ben sana anlatayım mı? Bir. Senin kulübüne takımına yatırım yapan bütün yatırımcılar çekilecekler. Sponsorluklarını geri çekecekler. Hem para hem değer kaybedeceksin. İki. O Emir Kıran soyadın hiçbir işe yaramayacak. Çünkü federasyon senin gibi kriminal ve pislik bir adamı bünyesinde barındırmak istemez. Hak mahrumiyeti alacaksın. Üç. En önemlisi. Bütün bu tribünleri dolduran, sana inanan, çoluğun çocuğunu maça gönderen herkes sana sırt çevirecek. Analı bacılı tribünde sana maçlar söylenecek. Büyük başkan Fecir. Nasıl? He? Unuttuğum bir şey var mı Umut? Yok abi zannetmiyorum ya. Bu kadarı bu arkadaşın uykularını kaçırmaya yeter bence. Zaten millet kendisinin hem katil hem de çocuk kaçıran bir şerefsiz olduğunu öğrenince kendisini savunamayacak o yüzden. Oğlum bana bak lan. Bak. Şş, hala mı ya? Hala mı ya? Yalan mı Fecir? Ha? Kaçırmadın mı o çocuğu? Ha? Küçücük kimsesiz bir çocuğu kaçırıp hayatının en büyük kabusunu yaşatmadın mı? Kimsesiz ha? Kimsesiz. Tamam biz konuşacağımızı konuştuk. Hadi gidelim Umut. Hadi. Böyle mi korkutacaksın bizi Fecir? Ha? Böyle mi kaçacaksın elimden? Oğlum sen kanun adamı değil misin lan? Hadi gidelim. Niye kanunları çiğniyorsun? Hadi gidelim. Hadi. Oğlum devlet beni sakınıyor senden hadi. Buraya gelmeyeceksin diyor. Bırak bu temas bağımlı oğlum. Yarın öğlene kadar vaktim var Fecir. Benim her gün vaktim var lan. Devam et. Çakal. Bak ya. Üç değil. Dört değil, beş diyorum sana. Kıydım paraya. Görüyor musun? Al. Belki biraz neşen yerine gelir. Teşekkürler Harun abi. Rica ederim. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak biliyorum.
Ayvalık'ı çok özledim. Deniz'i, arkadaşlarımı. Hepsini çok özledim. Onları bir daha görebilecek miyim bilmiyorum. Ne alakası var ya? Tabii ki de görebileceksin. Şu tanıklığa kadar her şey. Tanıklık bitsin, ondan sonra çocukluğuna geri döneceksin Adem. Tamam da abi. Cengiz abi yok ki artık. Ben nereye gideceğim, kiminle kalacağım? Kimsem yok ki benim. Ne demek kimsen yok ya? Ben varım. Umut abim var, Alev ablam var, Güneş ablam var. Hepimiz buradayız. Hep senin yanında olacağız. Bak her şey çok güzel olacak, sana söz veriyorum. Adem, şu dava bitsin. Gideriz Ayvalık'a. İstiyorsan Ayvalık'ta yaşarız. Deniz, kum, güneş, eskisi gibi. Şişt. Hem bak manitan varmış orada. O da bekliyordur seni şimdi. Ya gittiğimizde hiçbir şey aynı olmazsa? Oğlum bazen her şeyin aynı olmaması iyi bir şeydir. Yeni bir başlangıç demek bu. Her şey yeni demek. Oğlum bak her şey çok güzel olacak. Sana söz veriyorum ya. Harun abi. Sen niye bana bu kadar sahip çıkıyorsun ki? Seni çok seviyorum. Yani çok sevdim. Yani böyle insan bazen hayatının ve kalbinin eksik bir parçasını bulur. Kendini tamamlar. Ben de öyle hissettim seninle. Ya beni boş boş konuşturma hadi ya. Sen topuna baksana abicim. Hangi takım seçiyorsun? Oo! Formanı değiştir. Formalar karışıyor. Tamam, kırmızı yaptım. Ha. Ama sen kaşındın. Yeneceğim seni, görürüz. Oo, biz uyuyan devi uyandırdık ya. Üç değil, dört değil, beş diyorum sana. Oyundur ha. Siz kadehlerinizi, ben de kalbimi Umut Tanrıkulu'nun geri dönmesine kaldırıyorum. Benim Umut kardeşime hayat ve adalet hep arkasını döndü. Ama Umut hiçbir zaman vazgeçmedi. Ne hayattan ne de adaletin peşinde koşmaktan. Umut'la çok uzun senelerdir tanışıyoruz. Ve tabii ki de çok şey yaşadık. Bu zaman içerisinde Umut hem çok iyi bir avukat oldu. Hem benim yol arkadaşım oldu. Hem de kardeşim oldu. Hayat bizi neredeyse trajik bir kazayla birleştirdi. Ve o kazadan sonra bizi ancak ölüm ayırabilir. Ama ben biliyorum ki Umut oradan da geri döner dimdik ve sağlam bir şekilde. Ben hiç şaşırmam buna yani. Aslında Umut biraz da İstanbul trafiğine benziyor. Karışık ve her zaman çok kalabalık. Ama İstanbul'un yedi tepesi kadar da romantiktir benim kardeşim. O yüzden de şerefe, haysiyete, umuda içiyorum. Bütün dilekleriniz umut olsun. Evet arkadaşlar. Formunda bir Harun Yakar, bildiğiniz gibi paha biçilemez. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum izninizle. Bu gece dışarıdan bakan biri için sıradan bir gece gibi görünebilir ama biz biliyoruz ki bu bizim yarına, yarınlara olan inancımızın bir göstergesi. Hepimiz çok zor yollardan geçtik. Yeri geldi mesleğimiz elimizden alındı. Yeri geldi yolumuz kapatılmaya çalışıldı ama biz inatla yılmadan uğraşıp o yolu açmayı başardık. Buradaki herkesin gerçek birer savaşçı olduğunu söylememe gerek yok. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Evet yer yer düştük. Ama her seferinde ayağa kalkmasını bildik. Her seferinde birbirimize omuz verdik. O yüzden ben biliyorum ki yarın o duruşmadan çıktıktan sonra biz yine birlikte olacağız. Başımız dik, yüzümüz gülerek çıkacağız o duruşma salonunda. Yarın bizim günümüz olacak. Hadi bakalım. Tabii son olarak biliyorsunuz ki Harun Yakar için avukatların şeytanı derler. Bazen haklılar, bazen haksızlar. Öyle öyle, tüyü bile var onun. Yok yok, ben melek oldum. Şeytanlıktan istifa ettim, bir daha dönmeyi düşünmüyorum. Vallahi ben bilmiyorum melek misin, şeytan mısın ama iyi ki benim abimsin.
İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın abiciğim. Sen de benim iyi ki kardeşimsin. Partiden çok sıkıldım. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Güzel taktiktir. Tutar. Buyurun. Kaçıncı ya? Sen beni sarhoş etmeye mi çalışıyorsun? Ne alakası var ya? Bilmem. Belki sarhoş olursam beni daha kolay öpebileceğini düşünüyorsundur. Siz beni hiç tanıyamamışsınız Güneş Hanım. Hiç. Ayrıca aşk şarabı sarhoş etmez, deli gömleğe ütü istemez. Ama böyle kritik bir davanın gecesinde de sarhoş olunmaz. Bizim davamız biter mi Güneş Hanım? Asıl hayat kaçıyor. Onu ne yapacağız? Hayat mı kaçıyor yoksa biz mi hayatı kovalamıyoruz? Biz hiç kaçanlardan olmadık. Biz hep kovalarız. Siz kimsiniz? Yani biz derken erkekler. Ama erkekler de ikiye ayrılır. Toplayıcılar ve avcılar. Yine bir Harun Yakar teorisi ha? Peki sen hangisisin? Ben? Ben avcıyım. İyi bir avcıyım. Sabırlı, odaklanan, ne zaman saldırıya geçeceğini bilen bir avcı. Tehlikeli mi peki? Yani avına yaklaşırken ne yaparsın? Uzun uzun seyrederim onu. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Sonra ben de onunla böyle bir yolculuğa çıkarım. Sen bir avcıya göre biraz fazla mı romantiksin acaba? Benim kötü bir huyum var çocukluğumdan beri. Hiçbir oyunu kuralına göre oynayamıyorum. Asıl mesele avını yakaladıktan sonra ne yapacağımız. Peki ya av seni avlarsa? O zaman işler değişir. Aslında her avcı avlanmak da ister. Ya av seni hiç umursamıyorsa? Ya oyunu tamamen değiştirebilecek bir hamlesi varsa? Bütün oyun değişecek zaten. Benim davadan sonra. Biz de normal bir hayat yaşayabileceğiz bu iş. Normal mi? Hı. Harun sen gerçekten yarınki davadan sonra her şey normale döneceğine inanıyor musun? Tabii ki de Güneş. Adem çıkacak, tanıklık edecek. O şerefsizler layık oldukları yerlere girecekler. Biz de gerçekten normal bir hayat yaşayabileceğiz. Bir kere de hayallerle hayatlar bir olsun ya. Neymiş ya o hayaller? Benim hayallerim. Hı. Benim hayallerim Adem'le, senle, hayat bana şahane bir çocuk verdi. Karşıma gerçekten çok güzel bir kadın çıkardı. Ben daha başka ne hayal edebilirim ki? Ha Güneş? Bizim de var kendimize göre bir hayalimiz. Ya, şimdi ben var mı? Fazlasıyla. Davadan sonra alırız abiyi. Atlarız karavanımıza. Kıyı kıyı. Bak ufak. Sakin sakin. İnsanlık için küçük ama Harun Yakar için büyük bir adım. Sen söyle bakalım. Var mısın bu hayalin içinde? Bir şartla. Neymiş? Sıradaki hayali ben kuracağım. O zaman sıradaki hayal Tüsehan'lara gelsin mi? Gelsin. Açma, açma. Açmak zorundayım. Gerçekten çok pardon. Açma, bu saatte hangi üniversitemizsiniz? Açma Güneş, tam. Açma. Emir kranlardan eksik parçayı aldım. Haklıymışız. Abim için sahte akıl sağlığı raporunu Harun Yakar aldırmış.
En son mezuniyetinde bu kadar heyecanlandım herhalde. Sen asıl Emir Kıran organize suç örgüt davasını görecektin. Umut'la Harun Bey şov yaptılar. Gerçi bu da onun kadar zor olacak gibi ama. Ortalığı gelme Ruşen. Çok gergin, çok da heyecanlı. Emir Kıranlar'da daha büyük fırtına var gibi. Baksana Rüya çok gergin. Normal değil mi? Belirli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda yukarıda yazılı heyet huzuru ile CMK'nın 219 Taksim 1 maddesi gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle açıldı. Buyurun avukat bey. Başkanım, bu dava genç bir futbolcunun geleceğinin karartılmasıyla başladı. Bazen gerçeklerin ortaya çıkması için bir kıvılcım gerekiyor ve o kıvılcım Batuhan'ın başına gelenlerdi. Batuhan, kara para aklama işlerinde yer almayı reddettiği için geleceği karartıldı. Kendisinin savcılığa verdiği ifadede Marco Karaormanlı tarafından tehdit edildiği açıkça belirtilmiştir. Peki nasıl oldu da Marco Karaormanlı bu ülkede elini kolunu sallayarak gezmeye devam edebildi? Kendisi ülkemize hızlı bir giriş yaptı ve gelir gelmez Emir Kıran Spor'a ait 4 farklı şirketle ortaklık anlaşması imzaladı. Sayın Başkan, bu dayanaksız iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Emir Kıran Spor'un 34 farklı ticari şirketle ilişkisi vardır. Yani biz bu şirketlerin her birinin adli kayıtlarını tutmak zorunda mıyız? Kimileriyle iş ilişkisi, kimileriyle de suç ilişkisi. Bu kara para davasında tanık olarak mahkeme huzuruna çıkmayı kabul eden Cengiz Dursun, tanıklığı kabul ettiği gün öldürüldü. Marco Karaormanlı bu cinayeti işlerken yanında da ortağı Fecir Emir Kıran bulunmaktaydı. Dolayısıyla bu bir iş ilişkisi mi, suç ilişkisi mi değerli mahkeme heyetine bırakıyorum. Fecir Emir Kıran, ne diyeceksiniz bu iddia hakkında? Sayın Başkanım, ben insan yok eden değil, insan yetiştiren bir sistemin parçasıyım ve başındayım. Benim bir futbolcunun gençliğini, hayatını, kariyerini yakmak, ne bileyim bir insanın canını almak, böyle bir şeyde adımın geçmesi bile beni üzüyor. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Kesinlikle reddediyorum. Müşteki vekili, iddianızla ilgili bir tanığınız var mı? Evet var başkanım. Tanığım Adem Yürekli'nin salona alınmasından önce izninizle bu suç silsilesini tamamlamak isterim. Buyurun devam edin. Adem Yürekli zamanında benim de yaşadığım gibi adalete muhtaç bir şekilde kendisine yardım edebilecek birilerine sığınma arayışındaydı. Ve beni buldu. Kendisi bana cinayete dair gördüğü her şeyi anlattı ve hemen akabinde savcılığa durumu bildirdik. Kendisinin tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Daha sonra Adem Yürekli'yi tanık olarak mahkeme huzuruna çıkarmak istedik. Ta ki o gece elim saldırı gerçekleşene kadar. Bu saldırının içeriğini aydınlatması için Cumhuriyet Savcısı Arhan Efe Tuğra'nın dinlenmesini talep ediyorum. Kürsüyü alalım. Buyurun savcım. Alhan Bey,
Adem Yürekli ve Alev Tanrıkulu o gece sizin arabanızda mıydı? Evet Sayın Savcı. Kazayı kimin organize ettiği konusunda bir bilginiz ya da tahmininiz var mı? Umut Bey'in de belirttiği gibi Adem o duruşmaya kilit tanık olarak çıkacaktı. Yani düşünceniz nedir? O duruşmadan zararlı çıkacak her kimse Adem'i kaçıranlar onlar olabilir. Tecir Emir Kıran'dan mı söz ediyorsunuz? Burada sanık sıfatıyla oturduğuna göre evet. Hem o hem de Marco Kara Ormanlı. Tahmin dışında maddi bir deliliniz var mı acaba? Yok savcım. Olay yerinde darbenin etkisiyle bayılmışım ben. Sadece kazanlı ilk anlatan. Başkanım, bu olayın geri kalanını aydınlatabilecek ve davadan daha fazlasını kaybetmiş bir kişi daha var. O da eşim Alev Tanrıkulu. Kendisiyle bu durumu konuşamadık, bunu planlayamadık ama müşteki olması sebebiyle kendisinin mahkeme huzurunda dinlenmesini talep ediyorum. Yerinize geçebilirsiniz. Alev Hanım, kürsüyü alalım. Müşteki Alev Tanrıkulu. Siz dinliyorum. Başkanım, o gece hiç tahmin edemeyeceğimiz bir felaket geldi başımıza. Alev Hanım, Arhan Bey'in saldırıya uğramasının ardından neler yaşandı? Alev abla! Savcım, bu kazayı organize edenler Adem'i kaçırmak istedi. Ben de Adem'i korumak için mücadele ederken kasklı kurye kılığındaki şahıs beni merdivenlerden aşağı itti. Bu kaza sonucunda henüz doğmamış kızımı kaybettim. Başkanım, bu tanık kaçırma operasyonunu organize edenler bir cinayete sebep olmuşlardır. Ve kızımızı kaybetmemize sebep olmuşlardır. Dolayısıyla bu suçu organize edenler cinayete azmettiricilik suçundan da yargılanmalıdırlar. Peki Alev Hanım, Adem'i sizden almaya çalışan kişi ya da kişileri gördünüz mü? Olay sonrasında Adem'e ne oldu? Maalesef savcım, göremedim çünkü bahsettiğim şahıs kasklıydı. Ama bu adi suça alet edilen bir maşa olduğunu söyleyebilirim. Ama asıl katil beni merdivenlerden aşağı iten o kişi değil, burada oturan bu açgözlü insanlar. Kendi kirli düzenlerini korumak uğruna kızımı öldürdüler. Artık onların bu görkemli hayatlarında benim kızımın kanı var. Yaşadığımız kaza alelade bir kaza değildi. Adem'i almak isteyen insanlar tarafından son derece planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildi. Bu cinayet ve Adem'in kaçırılması bir organize suçun ürünüdür. İstedikleri kadar masum olduklarını iddia etsinler, masumu oynasınlar. Ne kadar suçlu oldukları gözlerinden okunuyor zaten. Teşekkür ediyorum. Yerinize geçebilirsiniz. Peki Avukat Bey, siz Adem'i daha sonra nasıl gördünüz, nasıl ulaştınız ona? Başkanım, ben Adem'e hiç de şaşırılmayacak bir şekilde Emir Kıran stadyumunda rastladım. Kendisi Emir Kıran stadyumunda alıkonulmuş haldeydi. Açıkçası çok merak ediyorum, bunu da inkar edecekler mi? Sayın Başkanım. Şu elinizi cebinizden bir çıkarın, ondan sonra konuşun. Kusura bakmayın başkanım. Özür dilerim.
Bu Adem kardeşimiz bizim stadımızdaydı. Doğru. Bunu inkar etmiyoruz biz zaten. Sessiz olun. Anlaşıldığı gibi bir durum yok şimdi. Bir saniye. Bir açıklayayım. Bizde her şey belgeli ve verili. Yani bizim stadımızdaki. Kardeşim de avukatım bir açıklama yapsın. Kendisi anlatsın durumu. İzninizle başkanım. Sayın başkan, öncelikle bunları sunmak isterim. Evet, Adem Yürekli o gün stadyumdaydı. Müvekkilin Fecir Emirkıran'ın bilgisi dışında. Elinizdeki belgelerde de zaten göreceksiniz. Marco Karaormanlı Adem Yürekli'yi yasa dışı yollardan kaçırmak için o belgeleri bizzat kendi elleriyle hazırlamıştır. Size sunduğumuz belgelerde hepsini detaylı bir şekilde göreceksiniz. Bunların hiçbirinden müvekkilim Fecir Emirkıran'ın haberi yoktur. Aynı zamanda belirtmek isterim. Ne Cengiz Dursun'un cinayetinde, ne Adem Yürekli'nin kaçırılmasında, ne de Alev Tanrıkulu'nun başına gelen çok talihsiz olayda sevgili müvekkilimin hiçbir izi yoktur. Bu konuda tek muhatap Marco Karaormanlı'dır. Bahsedilen kara düzen, suç silsilesi, kara para aklama, bunların tek bir muhatabı vardır. O da Marco Karaormanlı'dır. Biz de Marco Karaormanlı'nın adalet önüne çıkmasını istiyoruz tabii ki. Peki o zaman ben sormak istiyorum başkanım. Marco Karaormanlı nerede? Buyurun, sizi dinliyorum. Sayın başkanım, ben koskocaman adamın bekçisi değilim. Adam yurt dışına kaçmış. Peşine gidemem yani. Ayrıca saygıdeğer, çok sevgili Cumhuriyet Savcımız Alev Tanrıkulu oradaydı. Her zaman adetidir. Bizim stadımıza baskınlar yapan yine bir baskındaydı. Bütün durumu inceledi. Gözüyle gördü, dinledi. Marco Karaormanlı'nın en yakın adamı, sağ kolu oradaydı. Durumu bizzat kendisi anlattı. Dedi ki, patronum kaçtı, ben de yanına götürmek istedi. Ben gitmedim dedi adam. Kendisi de burada. Evet, başkanım. Arhan ve Alev savcılar da o gün zaten oradaydı. Kendilerine bütün belgeleri biz eksiksiz bir şekilde teslim ettik. Tekrar söylemek isterim. Tek muhatap Marco Karaormanlı'dır. Kendisi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmıştır. Başkanım, madem öyle o zaman ben de hem alıkonulan, hem müşteki, hem de tanık olan Adem Yürekli'nin bütün gerçekleri ortaya çıkarmak üzere mahkeme salonuna alınıp dinlenmesini talep ediyorum. Hadi salona alalım. Adem, seni buraya bazı sorular sormak için getirdik. Senin vereceğin cevaplar çok ama çok önemli. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Cevap vermeye hazır mısın? Hazırım. Sen futbol oynuyorsun, öyle değil mi? Evet. Senin top oynadığın yerde bazı kötü şeyler gerçekleşti. Cengiz Dursun'un başına olmadık felaketler geldi. Adem, Cengiz Dursun'u Marco Karaormanlı mı öldürdü?
Evet. Sessiz olun lütfen. Peki Marco Karaormanlı cinayeti işlerken Fecir Emirkıran yanında mıydı? Hayır, orada değildi. Sessiz olun! Fecir Emirkıran orada değildi diyorsun. Peki seni alıkoyan o değil miydi? Hayır. Abi, seni kurtarmanın bir yolu var. Neymiş o? Güneş diye bir kadın buldu beni. Emirkıran Holding'le ilgili bir dava dosyası istedi benden. Başta bir şey anlamadım, sıradan bir dosya zannettim. Bulup mail atacaktım sadece. Ama içinde daha önce hiç görmediğimiz çok önemli bir detayı gördüm. Ne detayı? Harun Yakar. Harun Yakar'ı yok edecek bir detay. Hayırdır Emirkıran kardeşler? Beni mi özlediniz? Bana olan aşkınız mı depreşti? He? Yoksa benden merhamet mi dileyeceksiniz? Ama benden merhamet dilemeyin. Bence Umut'tan merhamet dileyin. Biz niye merhamet dileneceğiz Harun Yakar? Merhameti sen dileneceksin. Kardeşim dediğin adamın oğlun olduğundan haberi yok. He? O çocuk benim canım. Fecir. O çocuk benim oğlum. Küçücük kimsesiz bir çocuğu kaçırıp hayatının en büyük kabusunu yaşatmadın mı? Kimsesiz ha? Kimsesiz. Oğlum. Lan sana demiştim ya. Yalan senin ağzına yuva yapmış. Biz en azından kardeşimle birbirimizi hiç satmadık. Dimdik ayaktayız. Senin bu iki oğlun. Harun Yakar. Sen harbi karaktersizsin ha. Neyle tehdit ediyorsun oğlum beni? Bununla mı tehdit ediyorsun beni? Senin problemin bu Harun. Sen insanları hafife alıyorsun. Yanında çalışmaya başladığımda beni de hafife almıştım. İşlediğin hiçbir suçu öğrenemem sanmıştım ama... sana kötü bir haberimiz var. Apaçık ortada işte. Bir bilim insanını sahte raporla usulsüz bir şekilde içeriye attırmışsın. Sana o yetmemiş. İçeride usulsüz bir şekilde adama deli raporu aldırmışsın. O damgayla adamcağız ne yapsın? İntihar etmiş Harun. Benim böyle bir adamdan haberim yok. İntihar ettiğini de bilmiyorum. Ayrıca elinizin kiriyle siz bana akıl mı biliyorsunuz ya? Sizin yanınızda çalışırken ne yaptıysam sizin şirketinizin b**larını temizlemek için yaptım. Biz sana bizi savun diye para verdik Harun. Avukatımız olduğun için suç işle diye para vermedik. Türk Ceza Kanunu'nun 84. maddesi. Sen benden daha iyi bilirsin abi. Hatırlatmamı ister misin? Başkasını intihara azmettirmek, intiharını kuvvetlendirmek, intihar kararına yardım etmek. Harun 10 yılda yargılanırsın.
kasten adam öldürmekten müebbetle yargılamışsın. Tabii eğer bize yardım etmezsen, dediklerimizi yapmazsan. Ne istiyorsun benden? Zor bir şey değil Harun Yakar. Senin alışık olduğun bir şey. Umut Tanrı kulunu satacaksın. O çocuk mahkemeye çıkıp beni okumayacak. Görmedim diyecek. Başka şansın yok. Oğlun da senin gibi babasız büyümesin. Yazık. Çok heyecanlıyım. Hadi mahkemede diyeceklerimi tarışalım. Adem. Şimdi ben sana ne diyorsam onları dinleyeceksin. Mahkemede bunları söyleyeceksin. Sen Fecir Emir Kıran'ı hiç görmedin. Ama gördüm abi. Cengiz abinin yanındaydı. Unutacaksın. Unutacaksın gördüğünü. Duydun mu? Sen Fecir Emir Kıran'ı hiç görmedin Adem. Ya Umut abi? O ne olacak? O bana güvenmişti. Bak. Senin için, benim için, Umut abin için en doğrusu bu. Duydun mu? Ben zamanı gelince sana her şeyi anlatacağım. Tamam mı oğlum? Sayın Başkan, size daha önce de söylemiştim. İnsan evladı için her türlü suçu işleyebilir. Herkese ihanet edebilir. Kendi fikirlerine, arkadaşlarına, hatta en sevdiklerine bile. Çünkü o an geldiğinde doğru veya yanlış yoktur. Sadece koruma içgüdüsü vardır. O zaman bütün yaptıklarının ağırlığıyla ezilir. Ama bir yola girilmiş olur. O yoldan dönülmez. O noktadan sonra film kopar. Umut Tanrıkulu'nu benim öldürdüğümü söylüyorlar. Ama şunu unutuyorlar. Bazı insanlar ölmezler. Onlar bir kere hayatımıza girdiklerinde her hareketinizde, her nefesinizde sizin yanı başınızda olurlar. Umut da öyleydi. Bir gölge gibi. Hatta öyle bir gölge ki kendinizden çok artık hayatınızda o vardır. Evet. Ben Umut'u durdurmaya çalıştım. Başka yollara saptım. Ama birini öldürmek sadece onun canını almak değildir. Onu zihninizden ve vicdanınızdan silebiliyor musunuz? İşte. Gerçek ölüm budur. Şimdi söyleyin Sayın Başkan. Umut'u ben mi öldürdüm, yoksa o hepimizi mi öldürdü?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.